Merhaba arkadaşlar. Bugün size ebe göbeci nasıl kavrulur? Tam mevsiminde onu göstereceğim. Soğanla sarımsağımızı pempeleştiriyoruz. Kokusu çıkana kadar pempeleştirelim. Uzun zamandır da video paylaşmıyorum arkadaşlar. Şimdi kamerayı bir arkadaşa vereyim. Gel şurayı çek. Yanıyor çabuk. Pempeleşin. Bulgurla birlikte karıştırdığımız ebe gömeçlerimizi yıkadık. Kıydık. Çok fazla kıymayın arkadaşlar. Biraz dişe gelsin. Şöyle. Ocağımızın altında biraz ısıttık. Bunu zaten kendine ait suyu olacaktır arkadaşlar. Bu bizim yöremizde. Yani rahmetli anam bana bunu böyle öğretti. Ben de böyle yapıyorum. Bulgurunu atıyor. Şimdi tuzunu atacağım. Şöyle az atayım. Ablalarım tansiyon hastası, az atıyor. Evet. Pul biberimizi atalım. Biraz acılı olursa daha güzel olur bu arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Bir çay bardağı da dibine su koyacak arkadaşlar. Bulgurun pişmesine yardımcı olacak bu da. Çok sağlıklı bir yemek arkadaşlar bu. Biz küçükken rahmetli anam bunları toplardı bahçede. Yapardı. Biz bunları ilaç olduğunu bilmeden yemişiz değil mi baba? İntihar çekici. Yani ebe gömeci kadar faydalı bir yiyecek yok. Bugün valla dün cumartesi pazarına gittim arkadaşlar. Şeydi zaten. Kısıtlama da vardı, sokağa çıkma yasağı. Pazarlar açıktı. Pazarlarda kısıtlama falan kimse dinlemiyor zaten. Hiç kimsenin taktığı yok. Üst üste binerek alıyorlar her şeyi. Bir yere domates yalıyor, domatese koşuyorlar. Patates yalıyor, patatese, salatalığa. Yeşillikler biraz sakindi işte. Sanki millet kıtlıktan çıkmış gibiydi. Gözüm korktu vallahi. Baktım yeşillikler arasında ebe gömecinde bağ bağ koymuşlar. Satıyorlar. Hemen talip oldum. Bir bağısına 1 milyon verdim. Biz kalabalık aileyiz. Bir de bunu çoktandır, uzun zamandır yemiyorduk. 7 bağ aldım ben. Onları da ayıtladım, yıkadım sirkeli suyla, bastırdım, temizledim. 3-4 su yıkadım. Suyunu sıktırdım sabaha kadar, suyunu çekti. Çünkü sulu pişmez bu arkadaşlar. Benim anam öyle yapıyordu. Ben anamdan gördüğüm gibi yapmaya çalışıyorum şu anda. Aynen böyle bunu kavuracağız. Bunun üstüne sarımsaklı yoğurt da çok güzel gider. Bunun sarımsağı bol olacak arkadaşlar. Sarımsağın kokusu buram buram yerken ağzınıza gelmesi lazım. Hele de şu pandemi döneminde çok iyi olur sarımsak. Sarımsak, soğan bol. Sarımsak, soğan bol tüketmemiz lazım. Arkadaşlar yorumların için de teşekkür ederim. Arkadaşlarım beni yalnız bırakmıyorsunuz. Çok sağ olun. Neredesiniz diye yorumlar atılmış. Biraz problemler yaşadığımız için biraz ara verdim çekimleri ama çekimlere devam edeceğim. Siz de arkadaşlar bir fikriniz varsa bana söyleyin, şunu yapın bunu yapın diye. Eleştirilerin her türlüsünü açığız arkadaşlar. Mesela elma sirkemde demişler işte çok nohut koydun demiş, koymasak olur mu? Şeker koydun, koymasak olur mu? Arkadaşlar mayalanması için nohut ve şeker oluyor. Biz böyle gördük. Bir bardakta elma sirkesi, gerçek elma sirkesi kullanıyor. Yani seneden kalma elma sirkesi kullanıyor. İşte o vidona yapılmaz. O naylon cam vidona. Elimizde o vardı, ona yaptık arkadaşlar. Cam vidonlara da olduktan sonra zaten boşalttık. Çok büyük bir vidondu yaptığımız. Zaten görmüşsünüzdü. Herkese yine de teşekkür ederim. İyi yorum yapanlara da, kötü yorum yapanlara da. Herkes sağ olsun yerinde. Şu pandemi döneminde Allah herkese sağlıklı uzun ömürler versin. Amin. Çok zor dönemlerden geçiyor arkadaşlar gerçekten. Bir varız bir yokuz yani. Atlatabilen yaşıyor, atlatamayan gidiyor.
Ama böyle doğal yiyeceklere arkadaşlar şey yapalım ya. Doğal yiyecekler yiyelim. Bir çay bardağı kadar su koyalım. Benim bardağım küçük biraz. Onun için tabii sıcak su koyuyor arkadaşlar. Bizim bardaklarımız normal bardaklardan küçük arkadaşlar, çay bardağımız. Boyunu da göstereyim size. Yani yandım valla bu arada. Yani ben iki tane şu bardakla arkadaşlar. Bardağım çok küçük benim, düble değil. Büyük bardak. Altını biraz daha kızacağız. Birazdan pişmeye hazır. Sadece bulgurlarımızın pişmesini bekliyor arkadaşlar. Biraz daha mı koysam acaba? Bardak çok küçük geldi. Fazla bizim şeyimiz, kömecimiz fazla. Ben biraz daha koyayım. Çünkü bulgur belki pişmeyebilir. Ağzını da kapatacağım. Arkadaşlar zaten ben ölçüyle yapmıyorum da, ben hani sizin için ölçü kullanmaya çalışıyorum. Yoksa normalde yani 45 yıllık ev kadınıyım. Yemeklerimizi zaten alıştık, tuzuna, biberine nasıl gidiyor, nasıl su konacak, nasıl ne yapılacak, artık ellerimiz alıştı. Onlar bizi yönlendiriyor. Arkadaşlar bir 10 dakika sonra yemeğimiz hazır olacak. Bir tatmak için bir şey getireyim. Tuzuna bakacağım da biraz. Bulgurlar da pişmiş vallahi. Bu arada bulgurlar da pişmiş. Arkadaşlar bir de size servisini göstereyim. Çünkü bu pişti. Aynı bu kurulukla yiyoruz biz arkadaşlar. Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Ebe göbekçi kavurması işte budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öneriniz, bilgileriniz için de sizden yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun arkadaşlar.